biz zamanla bu dereden geçemiyorduk. Sel geliyordu. Malları götürüyordu, bizi götürüyordu. Bu köprüyü sonradan ilave etmişler. Şöyle gidiyordu. Burada da buralarda heyelan vardı. Buralar böyle biraz kayıp üzerimize geldi. Böyle biraz beriye doğru gelirsen Süryet Fuarı var burada. Ceviz var. Gelin deyin peşimden. Köyümüzün ben yetiştiğimde yaşantımız çok inançlılardı. Adamın ayağı taşa dolaşsa bir kömbe edip dağıtacağım derdi. Ve o kömbeyi der de dağıtırsa millete lokma olarak o zaman rahatlıyordu. Bak burada ceviz var. Aşağıda cevizi gösterebiliyorsun değil mi? Evet. Bak bak şurada. Bak ceviz. O ceviz ziyaretti. Burası Ziyaret Fuarı'ydı. Ceviz de ziyaretti. Oraya gelip o cevizin dibinde oturup bir şeyler bağlarsa o yaptığı lokmayı da dağıttığı zaman içi rahatlıyordu adamın. Sonra bir zamanlar ısıtma tutuyordu. Ben de yetiştim bu ısıtmaya. Çocuktum, ısıtma tutmuştu. Anam getirdi burada beni soğuk suyla yıkadı. Demek soğuk suyu dökünce bir sıçrama oluyor, bir şey oluyor. O zaman ısıtma geçiyordu demek ki. Ve bunları yaşadık yani. Çok güzel bir yöntemler, bir güzel adetler vardı. Herkes birbirini seviyordu. Şimdiki gibi değildi yani. İnsan her şey sevgiden yetişir. Her şey sevgiyle olur. Sevgisiz hiçbir şey olmaz yani. Dağa taşa bakarsan dağdaş da kendini geliştirir. Sevgiden geliştirir, sevgiyle geliştirir. Burası işte can kurtaran. Biz kışın cenazelerimiz olursa buraya getiriyorduk. Yukarı götüremiyorduk. Kardan buraya getiriyorduk. Kılıptepe işte. Buralar böyleydi. Kenan. Cevizdi. Biz bu cevizleri yerdik. Hep böyle getirdik, yerdik cevizleri. Ceviz yemek çok iyiymiş. Hiç bilmeyerek doktordan da her şeyden şifalıymış ceviz yemek. Yaş ceviz yemek. Şimdi millet ya, kolostorum var diye bilmem ne diye bilmem ne diye ama hiç ceviz öyle bir şeyler yapmıyordu. Ne diyeyim sana işte karşılar görüyorsun her taraf. Sarı çiçek yaylası. Karşımız sarı çiçek yaylası. Burası farz et ki kalın yatak diyorlar. Görüyün terelerimiz, tepelerimizi. Fazla da şeyi harcama ki yine. Kenan bu köyümüzün dingiydi. Herkes burada bu 30 hane burada yaparlardı. 3 teneke alıyordu. Çift elle dövülüyordu. 2 kişi karşı karşıya durup dövüyordu. 2 kişi de böyle oturup buradan oraya oradan oraya atıyorlardı. Karıştırarak atıyorlardı. Bu köyümüzün en dingi buydu işte. Ellerle vurarak bu dingde buraya göster. Dingde hallediyorduk bunu. Buradan su alıyorduk. Köyün her bütün yarmasını, bulgurunu burası yapıyordu. Dutlar vardı buralarda, cevizler vardı, güzel cevizler. Cevizlerin dibinde, gölgesinde oturuyorduk. Cevizler sattılar. 8 liraya, 8 bin liraya ceviz sattılar. 30 teneke çıkan cevizi 8 bin liraya sattılar. Yanlışlık oldu. Bunlar yanlışlıktı. Bir tane kaldı. Bak bir tane orada var, o kurumuş. Bir de bu yukarıda var. Ceviz olarak. Dutları zaten öyle kese kese bitirdiler. Ceviz atı. Çift sürer. Odun taşır. İnsan taşır. Her iş yapar. Bu da kezek derler buna. Koyunu içeriye koyar kışın 10 gün 20 gün durduktan sonra böyle keser keser dışarı koyar. Kışın yanması çok kuvvetlidir yani. Her şeyin kalorisi kömürden fazladır bunun kalorisi. Kerme derler adına. Bak 30 taneden bir tane kalmış. 30 taneden de fazlaydı yani buralarda. 30 ceviz ha? Evet 30 cevizi 3'er 5'er bin liraya sattılar bilmediler ne yaptıklarını. 3-5 bin lira zannettiler büyük kardır yani. Yeni yetiştiriyorlar ama belki tabii ki eskiye nazaran onun yetişmesi hayli bir zaman alır. Biz bu cevizi belki kaç senede kim dikti, kaç karın değişti onu bilmiyoruz. Nasıl diyor acaba ne işe yaradı? Görün görün pencereden görün bir. Evler kışın yiyecek onun için kurutuyorum. Et de alıyoruz mu? Dolma yaparken et de kullanıyoruz mu? Alıyoruz. Ama ben kırmızılaşıyor ya bunlar. Ama doğurur mu? Evet. Odunuz falan bol maşallah. Tezekiz de var. He odunumuz teze. Bak şey Sadık şey. Yıldırım'ın hanımı yukarıdan bakıyor. Sağ olasın sağ olasın. Köyü çekiyoruz böyle. İnternete vereceğiz. Sonradan izleyeceksiniz. Yorukala da ayağa kalsın. Yorukala ayağa kalsın. Herkese çekin. Çekiyor çekiyor. Bu Kenan'ı kim bunun kız? Kenan'ı tanımazsın sen. İşte kara gelin vardı. Buralar pekdi, megdi yaptılar, maptılar. Şimdi böyle bozdular, getirdiler yine. Bak, Mediş kala burada, Şahangin'in Mediş derler. Veli Efendi'nin hanımı pencereden bakıyor. Koca ağrı işte. Koca ağrı dedim, dışarı çıkmıyor.
O Mustafa Tözer'in hanımı. Köyümüzde 300 tane koyunu olan, atı olan, eşeği olan, daha köyün eski adetlerini yürüten, saman dolduran buralara böyle biberleri asıp da kurudan bunlar yani. Bu Mustafa Tözer'in hanımı. Heh. Bu dedek yerdi işte, şimdi getir. Bak burası Feyzullah Kılıç'ın yeriydi. Burası bahçe çok güzeldi. Şurada bir şey vardı, üzüm asması vardı. Bir köy ondan sarma sarar yerdi. Bu cevizlerde, bu bahçelerde, bu aktarlarda her şey yetişiyordu. Zamanla bu görüyorsun hepsi böyle işte şey kaldı. Şimdi köyün içine akın döküyorlar veyahut da kötü kötü kullanıyorlar. Halbuki köyümüzün böyle olduğuna göre temiz kullanmamız lazım köyü. Köprü gözünden geliyor. Çayırdan ot getirdi, danalara yedirecek. Bazı da kaçamaklığı yapıyor yani, oraya gideyim diye dalga geçiyor yani, kendini dalgaya sokuyor. Eşek, arpa yok bilmiyorum. Ya. Bu tarafa Mehmet Ali, bu tarafa çevir gel. Aşağıdan yukarı gel, kedi de yanında geleyim. Ha, gel gel gel, böyle gel. Gel böyle gel, beri gel, beri gel, beri gel, beri gel. Mehmet Ali Mumcu şeyden geldi, köprü gözünden geldi, çayırdan. Çayır getirdi, ot getirdi, danalara yedirecek. Kedi de önünde kılavuzu. Şahri de gözlüyor ki gele şimdi, güzel yemekler hazırladı Şahri ona. Mehmet Ali yiyene kadar Şahri sofraya taşır, ondan sonra kendi oturur. Biz tarihte çok bir ulu yola sahiptik. Bu yolun da en birinci şeyi, kurucusu Hazreti Ali'ydi. Aşık diyor ki, bilmem nice olurdu dünyanın hali, Abu Talib oğlu Ali olmasaydı. Hiç bilen olmazdı erkanı yolu, Abu Talib oğlu Ali olmasaydı. Kuşlar bile Beytullah'a konmazdı, dört kapıyı kırk makamı bilmezdi. Adam ata bu cihana gelmezdi, Abu Talib oğlu Ali olmasaydı. Elesti bezninde ikrar vermezdi, çarkı burcu devran ceren kılmazdı. Dört nebiye kitap gelmezdi, Abu Talib oğlu Ali olmasaydı. Muhammed Mustafa mihrac etmezdi, Hasan'la Hüseyin yasın tutmazdı. Zülfügar'la Düldü zuhur etmezdi, Abu Talib oğlu Ali olmasaydı. Her nebinin nesli kendinden, benim neslim Ali'den gelecek demezdi. Bayram doğum da bunların birini bilmezdi. Fatime Zühre'den neslin gelmezdi, Abu Talib oğlu Ali olmasaydı. Dinle bu kadar ne kadar deriz. Etrafı gösterdin değil mi? Gel.